Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? Bak Ömer, kaç yıllık muhabbetimiz var seninle. Ha? Hı hı. Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? Kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eşan'a kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Karşında asıl hasmın kim? Ali. Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. Asıl hasmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin. Yoksa olmaz. Olmaz. Abla, bir sesini duyayım dedim. Çok iyi geliyor sesin. Çok özledim bari. Geliriz belki yine biz bu ay. Yok canım, daha 2 ay bile olmadı geleli. Nasıl? Memnun musun oradan? Memnunum abla. Londra çok güzel. Tedavi de iyi gidiyor. Zaten onun için aradım ben de. Ne oldu? Ya yeni deneysel bir tedavi varmış. Burada da yeni. Lazerli bir şey. Ama eğer olursa neredeyse kesin çözülmüş. Ameliyat mı yani? Riskli bir şey mi? Bilmiyorum. Riskli tabii. Ama abla bir düşünsene yani. Kesin kurtuluyor olsan. Ne kadar riskli? Elli elli. Ay Bahar. Abla ben istiyorum ya. Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Ben böyle hapiste gibi yaşamak istemiyorum. Koşmak istiyorum, yüzmek istiyorum, yorulmak istiyorum. Abla yeter. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum. Yoksa... Bahar, lütfen sus, öyle konuşma. Allah korusun. Önce bir şey yapalım. Araştıralım. Olur mu? Peki abla. Abla. Bana kızma, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de canım. Bugün gazetede çalışmaya başladım. Babam bilmiyor. Anneme söyledim. Her gün seni düşünüyorum abi. Düşündükçe daha hırsla çalışıyorum. Seni çok, çok, çok seven kardeşim. Mert. Thank you.
Sen ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. Kağıtlara bir kere bak, sonra kafanı kaldır, etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku, sonra kağıtları okumak çocuk oyuncağı. Ha. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma, o ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözüm! Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. Seni unuttum sanma. Unutur muyum lan? Daha başlıyor hoca. İş büyüyor dayı. Tecrittekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yeğenim. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah aşkına? Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Bak Ömer. Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? 4. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek.
Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? Benim. Sensin yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Tamam. Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eyşan. O gün Ömer intikamına bir yüz, bir isim verdi. Gelecek misin sen de? Sen git gel, burada beklerim ben. Allah'ım. Biliyorum bana kızgınsın. Ben çok kötü şeyler yaptım. Ona ver cezanı. Ne yapacaksan yap. Ama kardeşim bugün ameliyata giriyor. Üç hamlede mi atsın? Yok ya, daha neler? Bir. Bir. İki. İki. Üç. Bunu da gördük ya yeğenim. Bu ne böyle?
yabancı şair ha? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Ömer! Ziyaretçim var. Yıllardır buradayım Salim Efendi. Kabul ettin mi ziyaretçi? Ben de öyle dedim. Adımı söyleyin dedi. Neymiş adı? Eyşan. Seni görmem gerekiyordu. Affet beni diye gelmedim. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer. Kocan nasıl? Cengiz. Ömer. Gazetede okumuştum. Çocuğunuz. Neydi adı? Can? Ömer seni... Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır.
Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Yani önünden geçip de bu kadına gözü takılmayan bir erkek görmedim. Ama kimseye yüz vermedim. O yüzden bilemiyorum senin şansın ne olur bu akşam. Bahar'ı henüz tespit edemedim. Ama çalışmalarım devam edecek. Ben de istediğim bir şey var mı? Gideyim birinin bacağını kırmayayım. Teşekkür ederim, fırsatı vermek size. Rica ederim, bir şey yapabilirsin. Can çok sevmiş sizi. Sizden bahsedip duruyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız mı geldiniz? Yardımcımla geldim, tanışmıştınız. Ben siz kolunuza 2-3 manken takıp gelirsiniz diye düşünmüştüm. Öyle mi? Yanlış tanıtmışım kendimi size. Yok, siz tanıtmadınız. Genelde insanları kolay tanırım ama siz tam bir muammasınız. Maskeden mi? Maskeden. Ama bu maskeden değil.
Evli misiniz? Gerçi yüzük falan yok mu parmağınızda? Yok değilim. Evlenecektim gerçi. Yıllar önce. Ne oldu peki? Terk etti beni. Ne yaptınız kıza bakayım? Terk edip bırakıp gitti size. Bir daha kimseye yapmadığım bir şey yaptım. Neymiş? Güvendim. Affedersiniz. Sonunda beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Ne dedim ben sana? Seninle işim bitmedi demedim mi? Dayı, basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun ha. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Hayır, hayır. Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Var ya, o bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra.
şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Öldürme beni. Tamam. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan Ömer. Bunca sene. Az değilsin ha. Siz çıkın. Ben dün gece çok geç yattım, şu şeylere baktım, planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadını çıkar, vallahi haftaya okul başlıyor. Ya boş versene, okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım, acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu? Aldık mı? Ya, bilir misin? Beni seviyor musun? Önce onu söyle sen. Ver. Seviyor musun? Söyle. Seviyorum, seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya? Hayret bir şey ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Abla. Eşya. Hayır. Ne
Nasılsın? Dur tamam, konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti, dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Biri girica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi. Size çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze. Konuştuğumuz gibi ses tellerinize de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer, sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Ejan. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ne dersin Eyşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü mü?